Efendim herkese merhabalar, ben Perihan Tanto, Kripto Para'ya hoş geldiniz ve evet haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Gökçe Çalışan bugün bizlere eşlik ediyor. Gökçe merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, bugün aslında piyasada son gelişmeler ve fiyatlamalar üzerinde sohbet edeceğiz Gökçe ile birlikte. Şimdi yılın açıklamalarını uzun bir süredir konuşuyoruz Gökçe, biliyorsun ve özellikle bu hedge fonların regülasyonunun gözden geçirilmesi için bir toplantı yapacak. Bu toplantı sonrasında kripto paralar için avantaj ya da dezavantaj oluşturacak bir unsur bekler miyiz toplantıdan? Söylediğiniz gibi yılın bir toplantı yapmak istiyor en kısa zamanda üst düzey yöneticilerle beraber. Bu hedge fonlarının regülasyonunu konuşacaklar. GameStop'tan başlayan bir hareket bu. Şu an hani neden böyle bir ihtiyaç duyuyor yılına diye konuşacak olursak, şu anda finans sisteminin aslında sarsıldığı bir döneme biz girdik. GameStop'ta başlayan hareket diğer asetlere doğru yayıldı. GameStop'la başladık, AMC Theaters'ta devam ettik. BlackBerry, Nokia, hatta en sonunda gümüş ve bazı kripto para fiyatlarına da bu hareket yansıdı. Şu anda Wall Street'te bir korku var. Bu korku da işte Wall Street firmaları kaybediyor. Küçük yatırımcılar kazandı bu senaryoda ve buna karşılık bir yaptırım, hani regülasyon söz konusu olacak. Bir aslında müdahale var bu noktada. Şimdi hedge fonlarıyla ilgili çıkan herhangi bir aksiyon planının biz kripto paraları bir etkisi olacağını pek düşünmüyoruz. Bu aslında hisse senedi yatırımcısını ilgilendiren bir karar. Ama bunu şu şekilde biz yorumlayabiliriz. Yani bu noktada bu GameStop'la başlayan hareketin sonunda hani serbest piyasa diyorduk ama küçük yatırımcı kazanmaya başladığında bir şekilde hükümetin devreye girip de regülasyon getiriyor olması aslında çok da serbest bir piyasada olmadığımız anlamına geliyor. Bu da insanlarda şey yarattı. Hani yıllarca Wall Street'teki büyük oyuncular kazanırken okeydi de bu sistem. Hani küçük yatırımcı kazanıp da bu büyükler kaybedince mi sorun oldu da? Şu anda bir hani merkeziyetsizliğe doğru bir kayma söz konusu. Merkeziyetsizlik deyince de aslında biz blockchain'e gelmiş oluyoruz. Bu noktada da zaten şey olacaktır, kripto paralara olumlu yansıyacak bu süreç. Bizim açımızdan ben iyi olduğunu düşünüyorum. Çıkan aksiyon kararının bizi ilgilendirmiyor olsa da uzun vadede güzel bir reklamı oldu kripto paraların aslına bakarsınız. Yani aslında bu yaşanan süreç farkında olmadan kripto paralara hizmet etti diyebilir miyiz? Evet. Yatırımcıları da itti değil mi birazcık bu tarafa? Evet. Yani aynı zamanda zaten yatırımcı sayısı da gittikçe artıyor. Bu yıl pandeminin de etkisiyle devletler genişleyici para politikalarına yöneldi ve inanılmaz para bastılar. Firmalar bu noktada da yatırımcılar kendilerini korumak için bu tip alanlara yöneldiler ki hisse senedi yatırımcısının sayısı da arttı, kripto paranın da oldukça arttı. Peki bu durumda Elon Musk'ın Twitter'a ara vermiş olması sizi biraz rahatlattı mı? Tabii ki Bitcoin yatırımcısını aslında destekleyen bir kişilik kimlik ama yani açık ara aslında yaptıklarıyla birlikte ben piyasayı manipüle ettiğini düşünüyorum. O gittikten sonra bir fiyatlarda bir sakinleme gördük. Hem hisse tarafında hem de burada baktığımızda kripto paralarda ne dersin? Evet, attığı tweet sonrasında hatta sosyal medyada acaba Twitter bu short bu sefer de insanlar espri yapmaya başladı. Evet. Ya en son işte toplantısında şöyle söylemişim. Başta Bitcoin'e karşı bir duruşu varken en son katıldığı bir yayında söylediği şey, partiye geç kaldım ama ben artık bir Bitcoin destekçisiyim deyip hani biosuna Bitcoin yazmıştı. Bizim fiyatlar da uçmuştu. Sonra tekrar azalmıştı. Ya çıkması bir noktada iyi oldu. Çünkü biz böyle hareketleri istemiyoruz. Çünkü biz Bitcoin'e inanıyoruz ve Bitcoin'in arkasındaki teknolojiye inanıyoruz. Böyle spekülatif hareketler aslında bir noktada zarar da veriyor diye düşünüyoruz. Çok doğru. Şimdi Ethereum cephesine geçecek olursak aslında dün de değerlendirmiştik. Ethereum tarafında yeni bir rekor gelir mi? All time high, yani gördüğü en yüksek seviye revize edilir mi diye. Nitekim bunu yaşadık. Sert bir yükseliş gördük yine Ethereum cephesinde. Ne dersin? Buradaki fiyatların yükselişe devam edeceğini düşünüyor musun? Çünkü mesela dün de bu programla ilgili mesela Twitter'dan bana en çok gelen sorular arasında hep Ethereum fiyatları ne olur? $2000 olur mu? Daha üzerini görür mü gibi çeşitli sorular vardı. Şey benim çok hoşuma gidiyor. Her programda biz sizinle bir rekor konuşuyoruz. Evet, çok güzel. Umarım böyle devam eder. Evet, yani şu anda piyasa çok güzel gidiyor. Ben hani Ethereum şu anda 1600
80 seviyelerinde olması lazım. Ben evden çıkarken öyleydi. 1671 dolardı evet aşağı yukarı. Ve yani ben Ethereum'un şu anda hak ettiği değerinin çok daha altında olduğunu düşünüyorum. Ve artışın devam edeceğini düşünüyorum. Yalnız hani bunu ben böyle söylerken şunu göz önünde de bulundurmak lazım. Böyle hızlı artışların sonrasında illaki bir düzeltme geliyor. Hani bu yükseliş düzelme dalgasında doğru yerde girmek gerekiyor diye ben düşünüyorum. Eğer uzun dönemli yatırım yapmayacaksak, onun sonunda hani Ethereum'un gelecekteki değerine gelecek olursak aslında Ethereum'un yükselmesini destekleyen gelişmeler oldu. Örneğin Grayscale tekrar Ethereum alımlarını başlattı ve 25 bin adette geçen gün bir alım gerçekleşti Grayscale tarafında. Bu bir destekleyen bir hareket. Onun dışında hani Ethereum'un ben potansiyeline ulaşmadığını düşünüyorum. Bunu da şuradan açıklayabiliriz. Örneğin hani Bitcoin'deki cüzdan sayısı tarihi rekorunu kırdı. En son 2017 Ocak'ta 21 milyon adet cüzdan vardı. Şu andaki aktif cüzdan sayısı 22 milyon adet. Yani o zamanlardaki all time high'in çok daha ötesindeyiz. Hı hı. Şimdi buna bu gözle baktıktan sonra Ethereum tarafını değerlendirdiğimizde görüyoruz ki aslında geride kaldık. 2018 Ocak'ta biz 1450 civarında bir all time high yaşamıştık. Bunu 3 yıl sonra tekrar yakalayabildik geçen günlerde. Ama cüzdan sayısı hala yakalayamadı. Hala 2018'deki değerin %25 altında. 2018'de 570 bin adetken şu anda 430 bin aktif yatırımcı var. Bu ne demek? Hani o zamanki yatırımcı sayısı çok daha fazlaydı. Burada hala o yatırımcıların geri dönmesi gibi bir potansiyel var. Diğer bir yandan hani biz hep diyoruz kripto paralar birbirleriyle korele gidiyorlar. 2017 Aralık'taki Bitcoin fiyatı 19 bindi. Bu Ocak ayında 42 bine kadar çıktı. Yani iki katın üzerine çıktı. Ethereum tarafına baktığımızda 1420 gibi bir all time high'ı vardı 2018'de. Şu anda 1600'lerdeyiz. Hala hani Bitcoin'deki yükselişi biz Ethereum tarafında yakalayamadık. Hani oradan da bir aslında bir açık olduğunu, hani hala bir potansiyel olduğunu bize gösteriyor. Yani başka söylenecek çok şey var Ethereum hakkında. Çünkü benim çok sevdiğim bir token aynı zamanda. Şeyden de bahsedebiliriz. Hani bu GameStop olaylarını da aslında Ethereum'a biz bağlayabiliriz. Onu da mesela Hani GameStop'ta açığa çıkan şey neydi? Merkeziyetsiz finansın aslında artık kaçınılmaz olduğuydu. Bireysel yatırımcıların, küçük yatırımcıların haklarının daha bir savunulduğu ve müdahaleye daha kapalı olduğu bir ekosistem ihtiyacı açığa çıkıyordu. Şimdi bu olayların sonunda insanlar kripto paraları bir duydular, bir reklamımız oldu, çok güzel oldu. Ama insanlar daha çok Bitcoin'i biliyor ve hani bilgi henüz şey olmuş değil, yayılmış değil. Genele yayılmadı bir de, evet. Evet ve ama aslında hani Bitcoin'i biraz ön plana çıkarttılar. Elon Musk'ın da biosuna yazmasıyla oldu ama aslında öne çıkması gereken token Bitcoin değil, Ethereum'du. Neden diyecek olursanız, hani Bitcoin'in ortaya çıkma nedeni aslında hani amaçladığı, hedeflediği şey global bir para birimi olmaktı. Ama finansal olarak hani bankalarda yapabildiğiniz kredi çekme, borç alma, borç verme, işte vadeli işlemler gibi şeyleri destekleyen, işlemleri destekleyen bir altyapıya sahip değil Bitcoin. Bu Ethereum'da var. Merkeziyetsiz finansın token'ı aslında Ethereum. Ben şöyle düşünüyorum. İnsanlar kripto parayı duymaya hani alıştıkça, hani Bitcoin'den öte altcoin'lere doğru yönelmeye başladıkça Ethereum'un da değerini anlayacaklar. Bu da fiyatını da destekleyecektir. Hani bu merkeziyetsiz finansın aslında arkasındaki felsefenin daha bir yayılması gerekiyor diye ben düşünüyorum. Ki geleceğin yıldızı bu durumda Ethereum olabilir. Bu arada 8 Şubat'ta CME Group Futures işlemleri başlayacak Ethereum tarafında. Ethereum üzerindeki etkisi nasıl olur? Şimdi aslında yani uzun orta vadede iyi bir etki olacağını düşünüyoruz ama kısa bir vadede aslında biraz fiyatlarda baskılanmaya neden de olabilir. Ama uzun vadede yeni bir yatırım aracının girmesiyle beraber piyasayı derinleştirecektir. Hani bu iyiye bir işaret. Onun dışında CME grupta sadece Bitcoin'in futures işlemleri şu anda mevcuttu. Ethereum'un da giriyor olması aslında Ethereum'un daha genel bir kabul gördüğünü gösteriyor bize. Hani bu yönden de hani altcoin olma sıfatından ayrılıp Bitcoin'e benzer bir hani tahtını aslında paylaşıyor gibi de diyebiliriz. Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin'in futures işlemleri başladığında 2017'de başlamıştı.
SME Group 3 yıl bekledi Ethereum'u buna eklemek için. Söylediği şey de şu oldu. Hani müşterilerden bize talep geldi. Hani ve biz aynı zamanda piyasanın böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunu düşündük. Hani piyasa yeterince olgunlaştı. Hani Ethereum'da işlemlerimize hani eklenebilir şeklinde oldu. Bu Ethereum için bence çok güzel bir haber ve adının da çok fazla duyulmasını da sağlayacaktır. Yani hak ettiği değere biraz daha yaklaşacaktır diye düşünüyorum. O zaman hemen Ethereum cephesinden yine devam edelim. Şimdi Ethereum'la mesela Corel'e giden alt coin'ler neler? Bunlarla ilgili de size çok soru geliyor mu? Evet. Hatta bana şey de diyorlar, Pira Hanım lütfen şey de sorun. Böyle fiyatlanmamış, işte hareketine yeni başlayacak portföylerimize koyacağımız güzel alt coin'ler varsa bize onları da söylesinler diyorlar. Ama tabii burada tavsiye vermeniz de sizi biraz zorlayabiliyor. Evet, evet. İnanıyorum. Şimdi şey, Ethereum'dan konuştuk. Ethereum Killer denilen, hani Türkçe'de Ethereum katilleri diye çevirebileceğimiz coinlerden aslında bahsedebiliriz. Hani biz DeFi tarafında, işte merkeziyetsiz finans tarafında az önce Ethereum'u bayağı bir övdük. Ama Ethereum'un çok büyük bir eksisi de var bir yandan. Fee'ler çok yüksek. Yani işlem ücretleri inanılmaz yüksek. Ben daha dün bir deneme yaptım. 100 dolarlık bir işlem gerçekleştirmek istedim Ethereum ağında. Bana çıkarttığı fee 55 dolar seviyesindeydi. Hani kimse 100 dolarlık bir işlem için 55 dolar harcamaz. Yani çok mantıksız oluyor. Hani bu fee'ler de aslında yani harcayacağınız, işlem yapacağınız para büyüklüğünden bağımsız olarak belirleniyor. Yani ben 1 milyon dolarlık bir işlem yapsam da bana 55 dolar fee çıkarıyordu o anlık olarak, hani ağın yoğunluğuna göre. 100 dolarlık yapsam da çıkarıyordu. Hani bunu böyle değerlendirdiğinizde Ethereum aslında hani merkeziyetsiz finans vesaire derken aslında amaçladığı şeyden uzaklaşıyor. Çünkü premium bir ürün oluyor. Hani daha büyük oyunculara aslında hizmet veren bir coin haline geliyor, bir ağ haline geliyor. Bu noktada da alternatif rakipleri var şu anda. Örneğin Polkadot çok güçlü geliyor. Avalanche var, o da gayet hani güçlü geliyor. Bir yandan Algorand var, o daha geriden yakalamaya çalışıyor. Bu alternatifler şu anda aslında daha hızlı, işte belki daha güvenli ve hani fiillerin çok daha düşük olduğu çözümler sunmak istiyor. Aslında bunlar henüz de proje aşamasında. Ethereum bu noktada çok fazla yol kat etti. Merkeziyetsiz finans noktasında. Çünkü Ethereum ağına kurulu çok fazla artık merkeziyetsiz finans işlemi var. Borç alabildiğiniz, verebildiğiniz, işte likidite sağlayıp interest elde edebildiğiniz vesaire. Polkadot şu anda mesela test aşamasında. Çok güçlü geliyorlar. Üzerinde çeşitli projeler geliştirilmeye de başlandı. Algorand daha geriden geliyor. Avalanche biraz daha hani ilerlemiş durumda. Bu projeleri çok dikkatli takip ediyor olmak lazım. Bir yandan da ben şundan bahsetmek istiyorum. Ethereum'da okey, hani biz bir yükseliş elde ettik. Bu saydığım 4 coin'in fiyatı inanılmaz korele gidiyor bu arada. Hı hı. Bir haftada bu 4 coin'de de artış %30 seviyesinde oldu. Hani günlük artışları belki tutmuyor ama haftalık bazda birbirlerini çok yakalıyorlar ve hani dikkat ettiğinizde benzeri bir fiyatlanma söz konusu. Hani bunu böyle konuştuktan sonra bir de hani biz coinlerin her zaman all time high'ını konuşuyoruz. Neden? Çünkü o seviyeye tekrar çıkacağına inanıyoruz ya. Hı hı. Bir de bu coinlerin all time high'ına bakmak lazım. Ethereum'dan tamam bahsetmeyelim, o zaten şu anda all time high seviyesinde. Hani ben burada mesela Algorand'da bir potansiyel görüyorum. Çünkü all time high'ı 2 nokta küsur dolarken şu anda 0.71 seviyesinde. %500'lük civarında bir geride kalmış durumda. Aslında burada bir potansiyel var. O seviyeleri tekrar görebilir. Ama bunu tekrar hani görebilmesi için Algorand ağı üzerinde bir... Yani proje geliştirmelerin daha fazla olması gerekiyor. Yani yakından takip etmemiz gerekiyor. Evet, bu arada gözüm Twitter'da. Neden? Çünkü biz Elon Musk'ı aldık ve Elon Musk yaklaşık 17 dakika önce bir, daha doğrusu ilk 25 dakika önce bir roket fotoğrafı atıp şu an çıkışta da görüyorsunuz roket. Hatta roketi de gösterebilirsek sayın yönetmenimize. Önce roketi paylaşıp ardından 5 dakika sonra yine Doge yazdı ve şu an Gökçe tabii ki fiyatlar uçtu gidiyor. %50 yaptı. İnanılmaz. Az önce konuştuk, ara ver dedik, bu ara vermiş hali hakikaten. İnanılmaz, kaçırdık yayında. Kaçırdık, yayında kaçırdık. Evet, bu son dakika haberle de sizlere veda etmiş oldum. O zaman süremizin sonuna gelmiş olduk. Sevgili Gökçe, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Ve böylelikle Kripto Para programımızın da sonuna gelmiş olduk efendim. Yarın görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.